Merhaba değerli Köy TV izleyicilerimiz. Bir Çadırın Hikayesi programıyla da karşınızdayız. Bugün Çankırı'dayız. Çankırı'da büyükbaş hayvanlar için kurulmuş bir çadır tesisinin içindeyiz. Yanımızda Ramazan Varol var. Varol Çadır'ın satış ve pazarlama müdürü. Buradaki yapılan işlemleri ve bu çadırın özelliklerini bizlere anlatacak. Ve Recep abimiz var. O da bizi misafir etti. Bu tesisin sahibi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ramazan Bey, buradaki çadır özellikleri nedir? Burada neler yaptık? Tabii ki. Şöyle söyleyelim. Sağ olsun bu tesis kurulalı yaklaşık bir ay olacak. Sağ olsun Recep Beyler bizi burada misafir olarak ağırladılar. Tesisimiz büyükbaş hayvancılık için kurulmuş. Bağlı sistemde içeriden yemlemenin traktörle yem karma makinesiyle yapabileceği, hayvanların bağlı olarak ancak gübre kanallarının olduğu, hani bağlı sistemde modernize edilmiş ultra lüks diyebileceğimiz bir tesis diyebiliriz buraya. Ancak tesisimiz için biz ilk başta projelendirmeye bağlı olarak çadır modelimizi belirledik. Mesela Çankırı kurşunu için gerekli şartlar, gereksinimler. Recep Beyler bize izah ettiklerinde bölgenin yoğun kar altında olabileceği, soğuğun olabileceği, daha sonra şiddetli rüzgarın olabileceğini izah ettiler. Ona göre açıklıklar belirlendi projeye göre. Projeye göre açıklıklar, genişlikler belirlenince statik çalışmaları, demir mukavemet oranları belirlendi. Gerekli izolasyon malzemeleri, havalandırma tercihleri ki çadırın bütün iç yapısı görebiliyorsunuz. Detaylar sonradan anlatacağız galiba. Çadırımızın yapısıyla ilgili her şeyi hallettikten sonra görmüş olduğunuz 15 metreye 60 metre makaslı sistem alt kenar serisi büyükbaş hayvancılık çadır tesisimizi kurmuş olduk. Sizinle yaptığımız programlardaki en büyük çadır burası. Kaç hayvan burada barınabilir? Şöyle söyleyeyim. Burası yaklaşık olarak 900 metrekarelik bir tesis. İl tarımın kabul ettiği ölçeklendirmeye göre 60 metre için 1.2 katları şeklinde sağ ve sol olur. Öyle bir durumda da yaklaşık olarak 50 tane sağ tarafa, 50 tane sol tarafa dediğimizde burası için 100 tane hayvan rahatlıkla bağlı sistemde barınabilmektedir. Şu an buranın iç dizaynı tamamen bitmiş değil. Tabii ki. Suluklar yok, o yüzden hayvanlarımız gelmedi ki mevsim olarak da hayvanlar şu an yayladalar. Çünkü hayvancılık şöyle, bilirsiniz hayvancılık ne zaman kar getirir? Yemden feragat ettiğiniz zaman onu doğadaki otla besleyip veya kaba yemini kendiniz tesis ettiğiniz anda kârdasınız. Zaten hayvanların gelmesi sezon itibariyle biliyorsunuz 9. ay sonralarını bulur. Ondan ötürü henüz tesisimiz yapıldı, eksikler tamamlandı. Ufak tefek eksikler, suluklar gibi şeylerimiz eksik. Recep Beyler zaten onların çalışmalarını yapıyor hali hazırda. Hayvanlar geldiğinde dört dörtlük bir tesis içerisinde yerlerini almış olacaklar. Şimdi hayvanların yayla dolması ile ilgili bir şey daha diyeceğim. Şimdi burada çadır bir işletme var, çadır bir barınak var. Zaten bütün yılı burada geçirmeyecek hayvanlar bir öyle bir rahatlığı var. Şimdi içeri girdik, dışarıdaki sıcaklıkla buradaki sıcaklık ciddi anlamda farklı. Buranın daha serin olduğunu söyleyebiliriz izleyicilerimize. Şimdi buradaki serinlik hayvanın rahatsız olmasını engelleyecek. Tabii ki. Şimdi içeri girdik, bir hava sirkülasyonu var. Burada yeni pencereler, yapılmış malzemeler var. İster istemez işte boyanın kokusu, işte ahşabın kokusu, ki toz var yerde, işte o tozun kokusu bir şekilde olmak zorundayken burada yok. Şimdi sirkülasyon da var. Hayvan hem dışarıda bütün yılı burada geçirmeyecek. Buraya geldiğinde serin, havası güzel bir barınakta olacak. Ve tabii yem konusu Türkiye'deki ciddi problemlerden biri. %50'ye yakın bir avantaj sağlayacak. Çünkü yılın hemen hemen yarısı başka yerde, yarısını burada. Çok rahat beslenecek ve hayvanlar belirli bir düzen içinde burada barınabilecek. Bu açıdan hani üreticinin istekleri ve bilinci çok önemli. Burada onu görüyoruz Recep Bey'de. Tabii ki. Hani tercih olarak cidden çok başarılı. Ona da söz vermek istiyorum tabii şimdi. Tabii ki. Buyurun Recep. Öncelikle hani tekrar programımıza konuk oldunuz. Bize tesisinizi açtınız. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğim bizim büyükbaş hayvancılık projelerimizde projelendirme noktasında çadır işte dış mekan olarak çadırı düşündük.
önceleri tabii nasıl olur, nasıl olmaz bunun tereddütler içindeyiz. Sağ olsun Ramazan Bey bize bu konuda bizi aydınlattı. Son derece güzel bir çalışma oldu. Ellerine sağlık. Hakikaten yani şey olarak biz umduğumuzun üzerinde bir şey bulduk yani. Bu çadır noktasında. İşte hayvanlarımız yaylada şu anda. Hı hı. Biz burayı aşağı yukarı 9. ayın işte ortaları sonu gibi hayvanlar iner aşağıya. O zaman tamamen de hazır olmuş olacaktır. Tabii tabii. Zaten fazla bir şeysi kalmadı yani. Şeylerin sulukları da kılacak. Ufak tefek noksanlıklarımız var. Ben şimdi izleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan birini size evet. sormak istiyorum. Buyurun. Maliyetler. Şimdi burası gördüğümüz en büyük, yani bizim programımızda işlediğimiz en büyük işletme. Yaklaşık evet. 100 büyükbaş hayvanın evet. barınabileceği bir yer. Şimdi buranın maliyetleri şimdi, hani sizin karşılaştırma yapabilirsek betonarme ve burayla yani ilgili betonarme nedir? Ve çadır arasında aşağı yukarı yani çadır bizim aşağı yukarı bizim bura 100 bin liralık bir geçti yani. Aşağı yukarı 100 bin lira diyebiliriz. Yani bunu betonarme yapmış olsan en az 4'ünden çarpman lazım en az yani. En az 4 katılıyorsunuz. En az 4'ünden çarpman lazım ki yani o da yani bu da büyük bir maliyet yani şey ilk başta yatırım maliyeti olarak bayağı büyük bir maliyet. Tabii onlara harcayacağın şey başka efendim şeylere harcıyorsun. Daha tabii hayvanların işte. Hayvan alabilirsin. Efendime söyleyeyim yerini daha düzgün işte daha profesyonelce yapabilirsin. Bu noktada biz öyle düşündük. Şu anda yani vermiş olduğumuz kararda yani isabet etmiş gözüküyor yani. Gayet memnunuz. Memnunuz. Evet. Ramazan Bey'e dönecek olursak şimdi bazı eksiklikler var dedik ama bu iç dizaynla ilgili çadır kurulumunda herhangi bir eksiklik yok. O tamamen bitmiş durumda. Tamam. Yani izleyicilerimize onu da söyleyelim. Tabii ki. Şimdi burayı bitirdik. Peki neler yaptık burada? Bu çadırın özellikleri nedir? Recep Bey'in isteklerine göre neler değişti burada? Ya da hangi ayrıntıları koyduk? Ne gibi avantajlarımız var? Onları da anlatalım. Şöyle söyleyeyim. Recep Beyler zaten bir aile şirketi. Şekerler Grubu'nun yöneticilerinden. Şirketimize geldiklerinde hayvancılık tesis kuracaklarını izah etmişlerdi. Biz akıllarındaki projeleri sorduk. Sonra ortak akıl bu proje üzerine mutabık kaldık. Gübre seyircileri, temiz yolları, hayvanların kalacağı alanları, ön tarafta traktör yollarını, her şeyini tasarladık. İç tasarımın oluşacağı şekilde genişliği belirledik. Genişliği belirledikten sonra hava sirkülasyonu en iyi nasıl olur? Biliyorsunuz zaten içeriye girdiğinizde dışarıda sıcak bir atmosfer varken içeriye girdiğiniz anda o atmosfer bir anda değişip rahatlıkla serinliği sağlamış olabiliyoruz. Buradaki serinliği sağlamada iki faktörden yararlandık biz. Bir, bu gibi yapılarda genelde branda kaplı yapılar ya da çadır yapılarda şey derler. İzolasyona gerek yok. Ancak şunu hep göz ardı diyorlar, sera etkisi. Eğer bu çadırda izolasyon olmasaydı sera etkisinden ötürü burası sıcak olabilirdi. Benim ilk başta dediğim aslında o bunalmamıza sağlayacak, nefes almamızı zorlaştıracak hava oydu. Çünkü oydu. Herhangi bir bitkisel üretimdeki seraya girdiğimizdeki durum o. Havalandırma yetersiz oluyor ve güneş de oradan içeri girdiği için içeride bir termal yalıtım özelliğinden ötürü içeride hep bir sıcak hava maruz kalınır. Burada biz şunu yaptık. Yan taraflarda gördüğünüz gibi İçe eğik sistem veya bunların dışa eğik sistemleri var. Ceryan yapmayan, dıştan gelen hava doğrudan hayvanın yukarısında hareketli olduğu için hayvanın sırtına maruz kalmayacak. Yani hayvan ceryana maruz kalmayacak. Karşılıklı havalandırma, yani hangi yönden olursa olsun burada gelen rüzgar tavana yönlendirildiği için tavan açıklıklarından da özellikle içerideki amonyak gazlı hava, azotlu hava çok rahatlıkla dışarıya tahliye edilebilmektedir. Böylesi bir durumda düşünün, kışın özellikle bunu varsayıyoruz. Hayvanların yoğun olarak içeride olduğu, vücut enerjilerinden kaynaklı termal enerjinin ağır olduğu bir dönemde en büyük sıkıntı terleme, koku, damlamadır. Bunları engellemenin en güzel yolu da doğru havalandırma yöntemidir. Biz burada yan yüksekliğimizi kenar açıklığından ötürü 3 metre yapmak zorunda, orta yüksekliğimiz yaklaşık 7-7,5 metreye kadar çıkmak zorunda olduk. Çünkü gerekli şartlardan ötürü.
İskelet sistemimizi statik hesaplarına göre yine 1 metrekare yüküne kadar rahat dayanıp yaklaşık olarak 110 kilometre rüzgar hızına bile maruz kaldığında çökmeyecek, uçmayacak bir tesis haline getirdik. Yapımızın bağlantıları flanş bağlantı dediğimiz somunlarla birbirine bağlı. Örgüleri çapraz örgüler olduğu için bütün anlamda hani sağlamlık anlamda çok rahat sağlamlığı sağlamaktadır. Burada makas açıklığıyla ilgili bize sürekli sorular gelmekte. Makas arası 2 metre mi 3 metre mi olsun? Burada önemli olan unsur çadır yapılarda kullanılan makas ara açıklıkları kullanılan ara borusuna bağlıdır. Eğer siz burada iki makas arasını çok ince borudan bağlıyorsanız mecburi olarak o arayı kısaltmanız gerek. Kalın borudan bağlıyorsanız mecburi olarak açmanız gerekebilir. Biz burada mesela 3 metre bir alan kullandık. Yukarıdaki çatı açıklıkları yaklaşık 90 santimi geçmediği için hiçbir şekilde üzerinde dalgalanma, kar birikmesi veya su birikmesi gibi şeylere de maruz kalmaz Onur Bey. Yine dediğimiz gibi diğer programlarda söylüyoruz. Mevsimsel şartlara, o yörenin iklim koşullarına her türlü uyum sağlayacak yapılar kullanabiliyoruz. Şimdi büyükbaş hayvanla ilgili şöyle bir sıkıntı vardı ülkemizde. Biz hayvancılık programlarımızda da bunu belirtiyoruz. Hayvanları güneş almayan, ışık almayan, hava almayan işte kapalı yerlerde tutup strese sokuyoruz. Bunu yapmayalım. O zaten yanlış bir şey. Baktıysanız kapılarımızdan güneş ışığından zaten yararlanılıyor. O havalandırma da zaten doğru bir havalandırma oluyor. Diğer türlü şey gibi seram içerisinde hayvanınızı attınız. Hatta kapalı bir seri güneş de almıyor sizin tabirinizde. Orada insan nasıl içi daralıyorsa hayvancılıkta aynı şekilde biliyoruz ki onlar da canlı ruhlar olan bir varlık. O anlamda strese girmelerini biz sebep olmuş oluyoruz. Peki hayvancılıkta çadır kullanırken benim arazim büyük. Böyle bir yapım var. Evet. Ve bunun bir hayvanın dolaşabileceği bir kısım daha var. Ben yan tarafları açık yapsam öyle bir şansım tabii var mı? Tabii ki. O anlamda ya da mesela, burada öyle bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Mesela Recep Beyler varsayalım bunu kullandı. Sonra dediler ki biz burayı yarı açık sistemi haline getirelim. Ortadaki iç dizaynları yine kendilerine bağlı istedikleri gibi değiştirebilirler. Biz örnek verelim sol yanındaki kısmımızı köşe kısımlardan sabitleyip aradaki yerlerde sadece bir branda katman oluşturup bir tane motor sistemi taktığımızda kumanda ile dahi rahatlıkla açık kapatabilecekleri şekilde getirebiliyoruz. Ancak bu tamamen müşterilerimizin projelerine ve taleplerine bağlı. Çünkü şöyle her bölgede her alanda açık besi bazen düşünülemeyebiliyor. Tabii. Ama düşünüldüğünde isterlerse perde usulü yanlar açılabilir. İsterse manuel olarak yukarı aşağı kapatılabilir. İsterse dediğimiz gibi çok rahatlıkla kumanda ile de açılıp kapatılabilir. Bir unsur mesela biz burada şunu yaptık. Ortada yemleminin yapılacağı alanda traktör bir noktadan girdi. Bir noktadan çok rahat çıkabilirken çadırlarımızın sağ ve sol yanlarında da hayvanların girip çıkacağı bölümü ayırdık. Bunun sebebi şu, temiz yem yolundan hiçbir zaman hayvanların girip çıkmaması gerekiyor. Hani o söylediğiniz unsurlarda da düşündüğümüzde kullanım amacına göre biz çadırlarımızı çok rahatlıkla dizayn edebiliyoruz Onur Bey. Burada hatta orta kapılar da var sanırım. Tabii ki. Farklı. Ortada iki tane büyük kapı. Yanlarda hayvanların sağ ve sol taraftan girip çıkabilecek kapı. Ayrıca bir de yan taraflarda hani örnek verelim hayvanları yana çıkarmaları gerekti. Ön kapılardan değil. Oradan da çıkabilecekleri kapıları mevcut tabii ki. Her türlü kullanım kolaylığı, hareket kolaylığı sağlanmış durumda. Yapı olarak burada hangi sistemde? Altı kenar seyir istiyoruz. Beş köşe diye de adlandırılır bu sistem. Bunlar şundan aslında hani bizlerin zaruriyetten dolayı geliştirdiği bir sistem. Kenar açıklıklar arttığı sürece çatının formlarını değiştirme zaruriyetleri doğmaktadır. Burada 15 metre açıklığa çıktığımız için mecburi olarak ortada bir kırım gerekti. Ancak 20 metre, 25 metrelere çıksaydı buradaki köşe sayıları 7 köşeye, 9 köşeye çıkması gerekiyordu. Hani burada şu an 5 köşe, 6 kenar diye adlandığımız kenarlar sayacak olursak 6 tane kenar olduğu için Varol çadır bünyesinde biz kenar sayılarına göre adlandırıyoruz. Şu an bu çadır modeli 6 kenar modelidir. Yükseklik ve hacim olarak 4 kenar sayısı üçgen gibi tipi A tipi diye adlandırdığım çatıya göre daha ferah, daha havadardır. Bu da yine hem tüketici istekleri hem de tabii bölgesel ki durum göz önünde bulundurularak yapılıyor. Çünkü ciddi anlamda kar
ve onun birikmesiyle oluşacak ağırlık problem. Rüzgarla ilgili ciddi zaten problemlerimiz var. Şimdi burada bir izolasyon malzemesi kullandık ama farklı bir durum var tabii mı ki, yoksa katmanlar olarak biz nedir? Biz hep mesela mineral çatı yönü şilteden bahsettik. Kullandığımız izolasyonlar hep onun üzerineydi. Mesela burası bizim ikinci, üçüncü kalite gibi gördüğümüz bir izolasyon malzemesi ama şöyle bir şey, işte biz bunu hep söyleriz. Tek başına kaliteli bir izolasyon malzemesi de etmez. Tek başına kaliteli bir branda malzemesi de etmez. Burada şunu göz ardı etmemek lazım. İç hacim ve izolasyon malzemesi. Eğer ben bu çadır yapıda mineral çatı yönü şilte veya tutup izocam kullanmış olsaydık Onur Bey, rahatlıkla 1-2 yıl sonra dağılmalar gözükecekti. Yani kendiliğinden yan taraflara dökülmeler, parçalanmalar, hafifçe çadır içerisindeki nemlere temas edip maruz kaldığında, çünkü orta açıklık çok yüksek, bu sefer o izolasyon malzemeleri kendiliğinden dökülecekti. Burada hava kabarcıklı folyo kullandık. Bizofol. Özelliği termal yalıtım özelliği. Şu anda mesela biz bunu basit usul ekonomik çadır modellerinde kullanmış olsaydık içeride bir sıcaklık hissine kapılabilirdik. Ama burada doğru havalandırma yöntemleri ve doğru açıklıklar üzerine bu yalıtım malzemesinin termal yalıtım özelliği, yani güneşi yansıtması özelliğine ötürü yazın serin, kışın da içteki hayvanların termal enerjilerini yansıtmasından ötürü rahatlıkla içeride belli bir sıcaklık dengesini oluşturabilmektedir. Şimdi havalandırmadan bahsediyoruz. Küçük baş hayvancılıkla ilgili yaptığımız programda yine çatı kısmındaki havalandırmalardan bahsettik. Bunlarda bir farklılık var mı? Onunla kıyaslayacak olursak mantık aynı mı? Hayvancılık türlerinde en doğru havalandırma doğal havalandırmadır. Biz burada şunu seçtik. Çatımızın üstünde mahya usulü havalandırma yöntemine gittik. Yine orada da öyleydi. Yan taraflardan yine rüzgarı içeriye hayvanların üzerinden aşabilecek şekilde tavana yönlendirdik. Çünkü biliyorsunuz azotlu ve amonyaklı gaz her zaman tavada birikir, tavanda birikir. Tavandan da bunun tahliyesi için dışarıdan bir etki gerekecekse tavan açıklığı ve yanlarda dört kenarda oluşabilecek pencere açıklıkları o gazın boşalmasını sağlıyor. Yani bu da yine hayvanın ve burada çalışacak insanların refahını sağlamış oluyor. Evet. Peki burası için ve bu bölge için başka özelliklerimiz var mı? Şimdi ben bunu başka bir ilde yapacak olursam ne gibi, yani aynı büyüklükte bir çadır için ne gibi değişiklikler yapabilirim? Mesela şey, daha sıcak bir yerde çok yapacaksam. Daha sıcaksa mesela burada biz güneş ışığından yararlandı. Kapılara izolasyon eklendiğinde o sıcak bölge için çok rahat yeterli olur. Pencereleri o zaman orada açık tutarlar. Güneş ışığından, pencerelerden ve tavandan yararlanabilirler. Ancak sadece şöyle söyleyeyim, çok büyük olduğunda bizim mineral çatı yönü şilteleri geniş açıklıkta sıkıntı çıkarmasın diye, daha doğrusu uzun süre sıkıntısız kullanabilsinler diye doğru ürünü kullanma çabamızdan ötürü yine hava kabarcıklı folyo kullanılır. Ancak çok daha şey olduğunda kapılarda basit bir izolasyon tekniği kullanarak, sandviç sistem dediğimiz izolasyonu, yine orada da aynı yalıtım malzemesi ile çok rahat bir çadır oluşmuş olur. Kapılarda bahsettiğimiz başka bir programda kapı izolasyonu diye özellikle anlatmıştık sanırım. Solucan ve mantarda. Şimdi solucan ve mantarda güneş ışığı görmem olayı önemlidir. Bir de onlarda sıcaklık dengeleme olayı çok daha önemli. Rüzgar rastgele girmeyecek, mantarda örnek veriyorum. Çünkü mantarların kurumasını sağlar. Şey, nemin kendiliğinden kaçmaması gerek. Brandalar dediğimiz gibi güneş aldığında mantarda ve solucanda mamanın kurumasına veya mantarın nemi ortamını kaybetmesinden ötürü ürememesine, çoğalmamasına sebep verir. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Hayvan gün ışığından yararlansın, güneşi, gündüzü, geceyi rahatlıkla fark edebilsin. Hani o anlamda kullanım amacına göre yine dizayn söz konusu oluyor Onur Bey. Şimdi programın başında da dedik burası işlediğimiz en büyük çadırdı. Evet. Buranın kurulumu kaç günde oldu, ne kadar zaman aldı? Hani Recep Bey daha iyi biliyor ama. Ne kadar sürdü Recep Bey? Buranın kurulum şeyi 3 gün diyelim ama 3. günün şeyinde yani ortasında bittiydi yani. Yaklaşık 2,5 günde. 2,5 günde kuruldu yani. Ne kadar bir alandı burası? Kaça kaçtı? 900? 900 metre. Metrekare. 900 diye. Metrekare. 2,5 gün gayet aslında hızlı yapılmış tabii, bir işlem. Şey, montaj ekibi de işini gayet hakkıyla yapıyor yani. O noktada da Varol Çadır'a teşekkür ederiz. Şimdi
Tabii burada hayvanlar şu an burada değil, bir acelemiz yok ama daha acil işlerde ciddi anlamda piyasaya hayvan sürülecekse ya da ne bileyim zamanı oynadığımız durumlar olabilir. Bir yerden hayvan bekliyor olabiliriz. Hemen barınağımız hazır olması gerekiyor olabilir. Hız ciddi anlamda önemli. Şimdi burayı betonarme bir yapıyla yapsak ne kadar sürebilir? Vallahi yine aslında Recep Bey'in şeyi ama çok rahat hızlı. Şöyle bir şey. Betonarme için temelinden hani temeline dahi 5-10 gün rahatlıkla uğraşırsınız. İnşaat olayına girdiğiniz anda ustasının derdi, kalıbı, betonu, çatısı hepsi apayrı bir şey. Şimdi biz de hani inşaat yapmış veya zamanında birçok inşaatta bulunduğumuz için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Onur Bey. Bu gibi bir yapıda 3 gün hatta 5 gün dahi olsa insan yorulmuyor. Ama şu süreci betonarme yapıdan yapılmış olsaydı 2 aylık bir süreç işveren için, inşaatı yaptıran için hakikaten çok zahmetli bir iş haline alıyor. Düşünsene insanların kalacakları yerler, barınması veya kişileri siz buraya bağlıyorsunuz. 20 gün, bizim örnek veriyorum 2-3 günde yaptığımız bir işletme burada. En hızlı inşaat halinde yapılsa bile 30 gün varsayalım. Ki öyle bir şey de söz konusu değil ama 30 gün boyunca siz işletme yapacağınız yer, mesela Şekerler grubu çok yoğun çalışan bir aile grubu. Aile grubunda 30 gün boyunca mağdur edeceksiniz her anlamda. İşlerini bırakacaklar, yanınızda olacaklar. Sürekli sizinle ilgilenme mahcubiyeti hislerinden ötürü hep yanlarınızda durma zaruriyetleri. Ama arka tarafta biriken işleri. O anlamda montaj süresinin kısalığı zaten insanları mağdur etme açısından çok büyük bir avantaj teşkil ediyor. Yani hız gerçekten önemli. Bir de gözünüzün önünde her şey bir hemen anda olduğunu görmek sanırım hani çadırı kurduran kişi için de büyük bir keyif olur. Şimdi ben biraz sabırsız bir insanım. Kendi adıma düşünüyorum aslında bunu. Ya da tüketici olarak sizin müşteriniz olabilecek birisi olarak düşünüyorum. Hani sabırsızım. Bir an evvel bitmesi hani avantaj. Uzayan süreç insanların canını sıkar bilirsiniz Onur Bey. Hani süreç ne kadar uzarsa aksilik mi oldu? Veya bir terslik mi var? Hani ne oldu gibi algılarla veya insanların mağdur mu olacağım korkularının hep uzamasına bu psikolojiyle işin teslim edilme süreci geçer. Biz de öyle değil. Hani biz çok uzun süreçlere yaymadığımız için bu işimizi rahatlıkla işimizi bitirip teslim edebiliyoruz bu anlamda. Bir de hani sistem üzerinde biliyorsunuz daha önce de söyledik. Çok rahat değişiklikler yapabiliyoruz. Biz yaptık. Ufak değişiklikler gerek. O anda yapılması gerekiyorsa yapılıyor. O anda yapılamıyorsa da sonrası bir süreç ayarlanıyor. Yine gelip istedikleri gibi değişiklikleri yapabiliyoruz Onur Bey. Yani ben tüketici olarak ilk bir proje düşündüm. Geldim, kurdum. Ama 2-3 ay sonra baktım ki aslında düşündüğüm bu değil ya da ya ben da ona heves ettim ama hata yapmışım. Gelip herhangi bir değişiklik yapabiliyoruz. Tabii ki. Betonarme gibi hani tüh artık bununla geri dönüşü olayı bizde olmuyor. Kapınızın yeri yanlış hemen değişebiliyor. Kırıp dökmeden yapıyoruz zaten. Veya hani ön veya arka taraftan uzaması gerekti. Parçalardan biz ek yapıp getirip yine montajını da yapabiliyoruz. Hani bu süreçte betonarme yapılar gibi değil. Sistem üzerinde her türlü oynayabiliyorsunuz Onur Bey. Tabii bu da her türlü kolaylık sağlayacak. Yarın öbür gün bir sorun çıktığında hemen halledilebilir. Şimdi sorun demişken büyükbaşla ilgili hayvan üreten, hayvan yetiştiren insanlar için demiyorum. Çadır olarak bir problem olacak mıdır? Burada hayvanın zarar verme, çünkü izleyicilerimize en çok soracağı sorulardan biri budur. Hayvan bir şekilde zarar verir mi? Bir sıkıntı çıkartır mı? Herhangi bir problem olacak mı? Şimdi boynuzu var bu hayvanın. Tabii tabii. İri yarı hayvanlar, güçlü hayvanlar. Bir problem olabilir mi? Şöyle, nelerle karşılaşabiliriz? Burada tek karşılaşabilecek problem dıştan zaten zarar vermez. İç kısımdan erkek hayvanların olduğu yani kurbancılık veya besi hayvancılığı yapılıyorsa erkek hayvanlar birbirini kovalama esnasında zarar verebilir. Yoksa gidip çadıra zarar vermez. Öyleyse bir durumda da biz kenar kısımlardan orta kısmında profilleri attık. O profil kısımlarına daha önce biliyorsunuz küçük başta işlemiştik. Tahta uygulamalar, sac uygulamalar. Mesela burası için çok uygun olur. İnceden bir bahçe çit tel örgüleri olur bilirsiniz Onur Bey. O tel örgüden çekilmesi burası için bütün çadırı sigortalamak gibi bir şey oluyor. Yani hayvanınıza hem tel bazen şu konuda önerilmiyor. Kürek işte küpeleri takılabilir gibi şeyler oluyor ama burada bağlı sistem olacağı için o anlamda zarar vermez. Çok rahat mesela buraya dışarıdan
iç kısmın, makasın iç kısmından bir tel çekildiği anda bütün çadır sigortalanmış oluyor. Zaten dediğimiz gibi burada, burası için konuşacak olursak hayvanlar bağlı, hayvanın dönük olduğu taraf belli. Tabii ki. Çok da sıkıntı arka çıkarmaz burası için ama daha serbest bir durum olacaksa oralar için. Tabii ki. Sadece kenar kısımlar. Çok büyük masraflar olmadan. Şöyle bir şey, yani günümüz şartlarında fiyat verebilirim. 20 metreye 1,5 metrelik bir top tel 150 lirayı geçmiyor. Hı hı. Hani burası için komple bir etrafını dönmek 800 ile 1000 TL arasında bir maliyet teşkil eder. En fazlasını söylüyorum. Ha, insanlar bu da yoksa aralara çok rahat profiller veya tahtalarla, çitlerle dönebilirler Onur Bey. O da bütün oluşabilecek riski ortadan kaldırıyor. Çünkü Kanada'da hayvancılık tesisleri, çadır yapıları yapılırken modellemeler şu şekildedir. Üst kısımlar branda, aynı çelik konstrüksiyon. Yan kısımları paletlerden tutarlar, paletlerle dönerler. Hı. Ve hatta yaraçık veya şey dediniz ya siz, oradaki sistemler şöyledir Onur Bey, dünyadan da örnek verelim. Yan kısımlara kadar brandalar iner, paletlerin araları açıktır. Ve oradan hayvanlar zaten alır ama hani ceryan yapıp yapmam olayını göz ardı etmemek için de nacizane fikrim, onların üzerine de bir perde branda gibi bir şey indirmek her zaman daha iyi olur. Hayvanın aslında direkt rüzgarı almadığı her koşul aslında uygun. Hayvan yani hayvan daha uygun olur. Üşümeyecektir zaten. Tabii ki. Rüzgar yemesin yeterli diye bakıyoruz. Şimdi dünyadan bahsettik. Çadır örneği en çok dünyada nerede kullanılıyor? Şöyle, Kanada diyoruz. Kanada'da orası mı var. Örnek teşkil örnek ediyor? Örnek şöyle. Biz mesela bize gelen soruların %90 Onur Bey şunun üzerine geliyor. Ya bizim bölgemiz çok soğuk. Çok iyi izolasyon olsun. Türkiye ortalaması Kanada'dan soğuk değil. Kanada'da bunu insanlar kabul etmiş, çadırda hayvancılık oluyor diye. Ve bu hayvancılık tesislerini Onur Bey çadırdan yapıyorlar. Ve bizim gibi özenmiyorlar da. İskeletini yapın, üzerine brandasını geçin. Belli yüksekliklere ulaşsın. İzolasyona bile gerek yok denilebiliyor. Hadi biz izolasyonunu yaptık ama bu gibi büyük tesislerde çok fazla üst çıtada izolasyon malzemesi isteniyor bizden. Gerek var mı derseniz, bu gibi büyük yapılarda solucan olursa, mantar ve tavuk kümesi olursa evet gerek var deriz. Veya çok küçük yapıysa tamam. Hani sera etkisine maruz olmasına gerek var diyebiliriz ama bu gibi yapılarda tutup mineral çatı yünişil T'ye de, sarı izocama da veya farklı şeylere de, cam yünlerine de gerek olmayabiliyor. Ve şunu kesinlikle kabul etsinler. İskelet sistemi ve brandası kalite olan her çadır yapıyı alsınlar. Çünkü Kanada'da hayvancılık deyince aklımıza hemen bizdeki gibi betonarme çiftlikler veya çelik yapılı büyük maliyetlere sebep olmuş çiftlikler akla gelmiyor. Almanya'da akla gelmiyor. Ya birçok ülkeye baktığımızda aslında Ukrayna'da daha şu an çadır yapılar ön planda. Hep bunlar teşkil ediyor. Ama ülkemize baktığımızda evet hızlı bir süreç başladı. Ülkemizde de kabul görmeye başladı. Allah nasip ederse çiftçi kardeşlerimiz buradan elde ettikleri karı, yapılarına işte 400 bine betonarmeden mal olacak bir karda, 100 bin liraya mal ettikleri çadırdaki 300 bin liralık farkı yatırımlarında kullanırlarsa çok büyük kendilerinden amortismanı hızlı bir şekilde olabiliyor Onur Bey. Tabii bu arada o aradaki farkla mekanizasyon çok yapılabilir. Kendi bitkisel üretime yönelip yem maliyetleri kısılabilir ki bu işletmenin de hani yayla kullanımı, mera kullanımı gibi büyük bir avantajı var. Hani onları da düşündüğümüzde üretici için, hayvancılık yapan insanlar için ciddi anlamda girdi maliyetlerinde düşüş ve avantaj var. Programımızın sonuna geliyoruz. Bu son çadırla ilgili son örneğimizdi. Şimdi Recep Bey'den son birkaç cümle alalım izleyicilerimiz için. Burayı kurdurmuş biri olarak tabii çok kullanamadınız henüz. Hayvanları da içeriye alamadık. Bir karşılaştırma yapamayız ama şu anki durumda ne kadar memnunsunuz ya da gözünüze çarpan bir eksiklik varsa izleyicilerimize söyleyeyim. Şu anda dediğim gibi yani daha hayvanlarımız yaylada. Yani bunu kullandıkça eksikler eğer var çıkacaksa bunu karşılıklı çözümleme yaparız. Yani Ramazan Bey'le karşılıklı istişareyle. Şu anda biz bilmiyoruz. Yani şu anda görünürü biz hoşumuza gitti. Memnun kaldık. Hayvanları da bağladıktan sonra daha iyi aynel yakın müşahede ederiz yani inşallah. Şu anda bizim yani dediğim gibi beklentilerimizin üstünde bir
çalışma oldu yani. Köy TV'de bizim şöyle bir cümlemiz var. Mutlu hayvanlar diyoruz. Bakalım burada hayvanlar keyfi yerinde olacak mı? İnşallah. Umarız daha sonra hayvanlar buraya geldikten İnşallah, sonra bekleriz, bir her kez zaman. Daha sizin yorumlarınızı tabii, alabiliriz. Bekleriz, bekleriz. Tabii her şey insan için. İnsan yani hayvanların daha rahat bir ortamda barınmaları. Tabii bizim en çok arzuladığımız şey yani. Yoksa eskilerin deyimiyle önce düzen sonra kazan. Yani düzenin olmasa kazanç olmuyor yani. Çok doğru. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sağ olun. Ramazan Bey sizden de birkaç cümle alalım. Şöyle biz Şeker grubuna ve Recep Bey'e bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada misafir olarak ağırladıkları için. Onur Bey şöyle söyleyeyim. Doğru çadır alsınlar. Nereden alırlarsa alsınlar. Biz hani illaki gelip varol çadırdan alsınlar demiyoruz. Mağdur olmamaları için bir, kimse kolay para kazanmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye şartlarında en zor parayı çiftçi kardeşlerimiz kazanıyor. Evet. O yüzden emekleri zayi olmaması için, kazançlarının heba olmaması için güvenilir firmadan alsınlar. Bir de inceleyip sık dokuyup öyle alışveriş yapsınlar. Biz çadır yapıları alınırken veya yapılırken artısını eksisini her şeyi açık ve netlikle akıllarındaki bütün sorularını sorsunlar. Çözüm sunulabilecek her noktada sıkıntı teşkil etmeyecek bütün çözümler sunulduktan sonra Bismillah deyip işlerine başlasınlar. Diğer türlü mağdur olmamaları için kaliteyi tercih etsinler, doğru çadırı tercih etsinler. Sıkıntıları çıktığı anda da çözüm sunabilecek firmaları tercih etsinler. Türkiye her zaman söylüyoruz, yine söyleyeceğiz Onur Bey. Allah'ın izniyle hayvancılık yapıları, tarım ve hayvancılık konusunda kapalı alan ihtiyaçları olduğu anda çadır yapıyı kabul etsinler lütfen. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Onur Bey. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Çankırı'daydık. Büyükbaş hayvancılık için çadır kullanımını işledik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.